Evet, Gülden Kalecik Demirtaş tüm Türkiye'nin kalbi Narin için attığını söyleyebiliriz. 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos'ta kaybolmuştu ve o günden itibaren hem ailesi hem de tüm kolluk kuvvetleri, tüm birimler Narin için seferber olmuştu ve bugün arama çalışmaları 7. gününde henüz güzel bir haberi alamadık ve yayın konuğumuz baba Arif Güran olacak. Son değerlendirmeyi kendisinden alalım. Efendim, tekrardan çok geçmiş olsun. Tüm Türkiye'nin, hepimizin dileği bir an önce Narin'in bulunması. En son Kur'an kursuna gitmişti, ondan sonra haber alamadınız. Bugün 7. gününde neler söyleyeceksiniz? Yani Kur'an kursuna gittikten sonra, Kur'an kursundan çıkmıştı zaten. Okulun kamerasından belliydi, eve doğru geldi. Ondan sonra haber alamadık. Tabii şu an bazı iddialar saat 5'te Narin burada, bazı iddialar saat 6.30'da köyün bakkalın orada, caminin, çeşmenin orada gördüklerini iddia ediyorlar ama sadece bir kişi, iki kişi. Dışarıda 15-20 tane, 30 tane insanlar var. Niye iki kişi onları, onu görüyor? Sadece hepsi şu an iddia üzerinde gidiyoruz. Biz de bekliyoruz. Yani burada AFAD, jandarma zaten durmuyor yani. Belki biz duruyoruz ama adamlar durmuyor. Allah var. Yani gören, bilen, Allah peygamber için kızımı getirsin, versinler bana. Köy kaç haneli? Buradakilerin çoğu akraba mı? Dün 4 gözaltı iddiası vardı. O iddialar neler? Köy kaç haneli mahalle olarak? Çoğu akraba mı? Yani hemen köy hepsi akraba olmuşuz yani. Da kız vermişiz, kız almışız. Dayı yegen olmuşuz. Yani ne düşüneceğimi, ne diyeceğimi bilemiyorum ki. Hepiniz bu süreçte ifadelerine başvuruluyor mu? Yani şu an devlet benden, ondan, bundan daha iyi araştırıyor ama kimse mesela şu an herhangi bir aileye ya da bize herhangi bir şey söylenmemiş yani. Tabii gidip söylesek de herhangi bir bilgi şu an devlet araştırıyor, devlet çıkaracak. Bu sözü vermişler. Hani İçişleri Bakanımız söz verdi dedi, Sayın Valimiz söz verdi, Kaymakamımız söz verdi, komutanlarımız söz verdi. Biz bunu bulacağız. Biz de onlara güvenerek şu an burada komutanlarımızı bekliyoruz. Tabii ki elimizden gelen bazı şeyler olursa hemen yardımcı oluyoruz. Ne isteseler. Şu an biz de beklemedeyiz. Toplum gibi, Türkiye'deki bütün insanlar gibi biz de bekliyoruz. Ama sadece telefonun binlerce asılsız ihbar. Yani sadece sizden ricam, boş aramayın. Belki gerçekten birisi arayıp da kızım buradadır, cevaplayamıyorum bu telefonu. Kapatamıyorum da. Cevap vermediğim zaman acaba o mu, başka birisi mi aradı, kızım için bir bilgi vereceğim. O da yok. Yani dakikada belki 15-20 tane insan arıyor. Tabii bizim için arıyor. Beni arayacağına şey arasın, polisleri arasın, jandarmayı arasın. Biz burada bulduk, şurada bulduk. Eğer gerçekten öyle bir şey varsa devlet her yerde. Her yerde polis var, her yerde jandarma var. Ben inanıyorum, ister bize bakan, ister bize bakmayan, herkes bu işe gönül vermiş. Onları arasın. Sadece benim telefonumu meşgul etmesinler. Belki gerçekten bir bilgi alabilir. Ben bunu istirham ediyorum. Şu an sizinle konuştuğum halde telefonum susmuyor. Yani Allah hakkımızı bırakmasın, ne diyelim. Teşekkür ederiz. Evet, Gülden Kalecik Demirtaş, minik Narin'in arama çalışmaları bugün 7. gününde ve 149'dan fazla akreditesi yapılmış. Hem AFAD bünyesindeki ekipler hem de jandarma bünyesindeki ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. Kırsal bir mahalle olduğunu söylemiştik. Evin yakında su kanalı geçiyor. Çevresindeki araziler pamuk ve mısır tarlalarından oluşuyor. Ekipler mahallenin dört bir yanında bütün arazileri, bütün metruk yapıları, evleri didik didik tekrar arıyorlar. Narin'in en son güvenlik kamerasından yansıdığı noktada saman yığını vardı. Ekipler orada da arama çalışmalarını yürüttüler. Su kuyularına bakıyor ekipler. Mahalleye giriş çıkışlardaki bütün araçlar defalarca aranıyor, kayıt altına alınıyor. Aile ve mahalledeki birçok insanın ifadelerine, görüşlerine başvuruluyor. Arama çalışmalarının 7. gününde olduğunu söylemiştik. Dün akşam yayın konuğumuzda annesi Yüksel Gören ve çocuğunu kaçıran kişi her kimse getirse dahi ona teşekkür edeceğini söylemişti. Ailede bir düğün hazırlığı vardı ve o düğünü gerçekleştirip kızıyla karşılıklı olarak çifte telli oynamak istediğini söylemişti. Bu dileklerde bulunmuştu diyerek sözü Diyarbakır'dan İstanbul'a bırakalım.